Sigorta ekranından merhaba. Güzel bir cuma gününde sizlerle birlikteyiz. Sigorta ekranında canlı yayınlarımız devam ediyor. Farklı konu ve konuklarla programlarımız devam ediyor dedik baştan beri. Bugün de çok özel bir, farklı bir konu ve konukla sizlerle birlikteyiz. Sigorta sektörünü içinden birisi değil ama sigorta sektörünün ilgi duyduğu bir alan, tedarik bölümü sektör için gerçekten önemli aslında. Bu konuda da bir konuğumuz olacak. Tedarik Zinciri Yönetimi Derneği Başkanı, Yönetim Kurulu Başkanı Tuğrul Günal yayın konuğumuz. Tuğrul Bey, yanımıza hoş geldiniz. Can Bey, tam şimdi Turu Bey'in bağlantısı kesildi. Onun için geldiği zaman bir alacağım tekrar. Tamam. Tuğrul Bey'in bağlantısında bir sıkıntı olmuş. O zaman biz de yayınımıza bu şekilde devam ediyoruz. Tuğrul Bey'i bekliyoruz açıkçası. Tamam, Farklı şimdi konu ve geldi. konuklarla Hemen bağlıyorum. yeniden mi giriyoruz yayına? Evet. Tuğrul Bey, tam yayın öncesinde konuştuk. Dedik ki yayın koparsa ne olur sizin tarafta. Dediniz hemen bağlanırız. Yayınımıza hoş geldiniz. Teşekkürler, hoş bulduk Can Bey. Şimdi yayınımızın sonunda bizim tanışıklığımıza bir vurgu yaparız mutlaka ama yayınımızda konuksunuz. Biz size Tuğrul Bey demeye devam ediyorum sevgili Tuğrul diyerek hemen konumuza geçelim. Biz tanışıyoruz ama sigorta sektörü sizi tanımıyor. Öncelikle Tuğrul Gülal'ı tanıyalım. Daha sonra da Tedar'ı sizin tanıtmanızı rica edeceğim. Önce Tuğrul Bey'i tanıyalım. Teşekkürler Can Bey. Kısaca üniversiteden başlayalım. Üniversite eğitimi Almanya kentinde yaptım, işletme okudum. Sonra Siemens'te işe başladım Türkiye'ye döndükten sonra. Sırasıyla sağlık sektörü CFO'lu, Siemens Türkiye İnsan Kaynakları Başkanlığı, sonra yurt dışı Münih var 3 sene. Ücretlendirme yan imkanlar bölüm başkanlığı, aynı zamanda hem Latin Amerika hem Kuzey Amerika insan kaynakları partnerliği. Sonra Avusturya'ya geçtim. Siemens'in stratejik bölümü CFO'lu. Sonra Türkiye'ye geri döndüm. IT bölüm başkanlığı. 10 küsur sene sonrasında Supply Chain başkanlığı. Son 1,5 seneden beri de Siemens'in Emeklilik Vakfı'nın genel müdürlüğünü yürütüyorum. Can Bey. Evet, 34 sene boşumuz olacak Nisan başı itibariyle. döndü. Süper. 34 seneden beri Peki ben. Siemens'teyim aşağı yukarı. Tamam. Peki şu anda görev aldığınız tedarik hakkında da tedarik zinciri yönetimi çok önemli bir şey muhtemelen. Biraz bize bu derneğinizle ilgili de bilgi verir misiniz? Şimdi sivil toplum örgütleri çok önemli. Hani ülkemizde faaliyet gösterdiğimiz alanlarda veyahut da ilgi duyduğumuz alanlarda sivil toplum örgütlerine de katma değer yaratmak lazım. Ben de çok uzun sürelerde çok çeşitli sivil toplum örgütlerinde görev aldım. İnsan kaynakları dönemimde Türkiye'deki Peryon Yönetim Kurulu üyeliği yaptım. Peryon Başkanlığı yaptım. Supply Chain'e geçtiğimizde ise hani bu alan da çok önemli. Peki dedik, Türkiye'de Supply Chain Management, tedarik zinciri yönetimi konusunda bir dernek var mı diye baktık. Gördük ki böyle bir dernek yokmuş. Biz de kuruluş aşamasına geçtik. Mutlaka kurumsal olmasını istedik. Yani bireyler de dernek kurabiliyor, biliyorsunuz. 7 kişi bir araya geldiğinizde bir dernek kurabiliyorsunuz. 2013 Aralık ayında, ki bunun bir sene hazırlık dönemi vardı. Yine kurumsal şirketlerin desteğiyle, ki ülkemizin önde gelen şirketleri Koç'un merkezi satın almış şirketi Zer, Borusan, Bosch Siemens, Ev Aletleri, Siemens, Finansbank gibi şirketlerle derneğimizi kurduk. Bugün takribi 155 üyemiz var Can Bey. Takribi de yine 15 milyar dolarlık bir satın alma hacmimiz var. Açıkçası Türkiye'nin önde gelen şirket derneği demiştik, ilk derneği demiştik. Batı ne yapmış bu konuda? İnanın 1915 yılında bu alanda kurulmuş Batı'da dernekler var. Derneğimizin misyonu da, hani supply chain çok önemli. Bunu da zaten Covid döneminde çok yaşadık, hep beraber gördük. Fonksiyonun gelişmesine katma değer yaratmak.
Böylelikle de hem şirketlerin hem de ülkemizin rekabetçiliğini bir üst seviyeye çekmek. Şimdi sivil toplum örgütlerine gelecek olursak da ülkemizde her 600 küsür kişiye bir sivil toplum örgütü düşüyor. Ama Fransa'ya baktığımızda bu her 50 kişiye bir sivil toplum örgütü düştüğünü görüyoruz. İngiltere aşağı yukarı 60'larda, Almanya 130 kişide bir, 100, her 130 kişiye bir sivil toplum örgütü düşüyormuş. Yani biz de mutlaka buradan benim bir çağrım olsun izninizle. İlgi duyduğunuz alanlarda sivil toplum örgütlerine destek verirsiniz. O alan mutlaka daha farklı yere gelecektir. Hani biz Türk insanı olarak çok yorum yapmayı severiz. Lütfen buyurun, hadi biz de bir katma değer yaratmaya gayret edelim. Sivil toplum örgütleri de bunlar için biçilmiş kaftan. Biz ne yapıyoruz? Açıkçası eğitimler veriyoruz, konferanslar düzenliyoruz. Bu Covid döneminde 50-60 tane çok çeşitli alanımızda webinar gerçekleştirdik. Türkiye'nin sürdürülebilir anketini düzenleyen tek kuruluşuz. 2016 yılından beri çok değerli bir iş ortağımız var bu alanda. PricewaterhouseCoopers. Onunla 7 ayrı anket düzenlemişiz ki son anketimizin de duyurusunu, lansmanını dün gerçekleştirdik. Ve birçok sivil toplum örgütüyle de işbirliği yapıyoruz. Tabii ki üniversitelerle de çok yakın işbirliklerimiz var. Sivil toplum örgütlerine gelecek olursak, yani Teyit Etik Derneği biliyorsunuz, KAGİ derse, UNED, UTİKA, TOP, TÜSİAD, TÜSAİDER gibi birçok sivil toplum örgütünde de çok yakın işbirliğimiz. Evet. Efendim, sesim geliyor değil mi? Arada kesiklikler oluyor Geliyor, sanıyorum. geliyor. Geliyor, tamam. Saymakla bitmiyor diyorsunuz. Şimdi bu salgınla birlikte bütün dünyada, bütün hayatımız, iş yapış şekillerimiz hepsi değişti neredeyse. Farklılıklar oluştu. Biraz tedarik tarafına gelelim. Şimdi tedarik, sigorta sektörüyle ilgili tarafı sizlerin de anlatımları arasına girerek ben de sormak istiyorum, bizi ilgilendiren tarafı. Bu bizim tedarikteki yaşanan sıkıntılar, üretimde yaşanan sıkıntılar. Dolayısıyla bir yerden temin edemeyince bunu kendi ülkelerinde üretmeye teşvik etti aynı zamanda. Ticaret de çok engellendi, üretimler azaldı. Efendim, bu ne kadar daha sürecek? Bundan sonra daha büyükleri yaşanabilir mi? Bu konuda yerleştirme, üretim bir çözüm mü? Maliyetli, çünkü bunların bir yatırımı da bir zaman ve maliyet. Hani buradan almaktansa, burada üretmektense yurt dışından ucuza geldiği dönemler oldu, ama şimdi hem döviz artışları hem de üretimindeki yurt dışındaki bu salgın nedeniyle yaşanan sıkıntılar tüm bu trafiği alt üst etti. Sizin bakış açınızdan bir değerlendirir misiniz? Biz neler yaşadık son 2 yılda? Tabii ki şimdi ben bir sunum paylaşmıştım sizinle. İkinci sayfadan başlarsak ben hem sunumu göstereyim, görsel daha iyi algılanıyor, hem de konuşmaya devam edeyim. Şimdi çok zor bir dönemden geçiyoruz. Bakın hani bunu Covid döneminde çok yakın yaşadık. Damarlarımıza kadar yaşadık. Herkes, her şey çok belirsiz, her şey çok değişken, karmaşık, muğlak. Yandaki markete gidemedik, işimize gidemedik, değil mi? Proje sahamıza gidemedik. Belki tatil planlamıştık, havalimanına gidemedik. Ya hatta malımız gelecekti, malımızı alamadık, malımızı gönderemediler. İhracat yapacaktık, ihracatımız gerçekleşmedi. Limanlar kapandı, demir yolları kapandı, efendim havalimanları kapandı, gümrükler kapandı. Yani çok 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 belirsiz bir dönemden açıkçası geçtik Can Bey. Ama bu son dönemde hani çok yakın yaşadığımız zorluklar. Bir sonraki sayfaya geçecek olursak bakın dünya aslında hep zorluklarla dolu. Yani siz hangi seviyeye gelirseniz gelin mutlaka ben çok uzun zaman önce bir kitap okumuştum. Peynirimi kim kaptı diye. Bu İngilizcesi de Who Moved My Cheese. Hakikaten farklılığımız düşük olursa birileri peynirimizi kapıyor. Kitabın özü o. Ama sosyal alanda, ama özel alanımızda, ama işte işle ilgili alanımızda. Bakın burada Ernst & Young şirketi çok güzel bir örnek vermiş. Dünyanın ne kadar zorlu bir süreçten geçtiğini aslında burada gösteriyoruz. Ya da Ernst & Young şirketi göstermiş.
Şirketlerin yaşam ömrü döngüsü 61 yıldan bu Fortune 500 listesine istinaden 18 yıla düşmüş. Yani şunu diyemiyoruz artık biz. Diyemeyeceğiz de zaten bundan sonra. Ben Fortune 500 listesine girdim. Bundan sonra hayat bana güzel. Hayır, biz ürün portföyümüze bakmamız lazım, değil mi? Pazarlarımızı iyi analiz etmemiz lazım. Tüm paydaşlarımızın neler yaptığını iyi incelememiz lazım. Kendi organizasyon yapımıza, yönetim felsefemize, dijitalleşmemize çok yakın bakmamız lazım ki bu şirketlerimizin ya da şirketimizin sürdürülebilirliğini temin edelim. Aksi takdirde biraz önce de söylediğim gibi kitapta yazdığı şekilde peynirimizi birisi kapıyor ve biz onu kapıldıktan sonra fark ediyoruz. Sonuç itibariyle burada farkındalığımızın çok yüksek olması lazım. Keza Covid nasıl çıktı? Neden bu kadar ekonomiyi etkiledi? Burada çok net görüyoruz. Gene Fortune 500 şirketi de dünyanın en büyük şirketleri artık. Bir şirket birkaç ülkenin ekonomisine bedel. Onu da görüyorsunuz, biliyorsunuz zaten. Bakın Fortune 500 şirketinin 200'den fazlası Wuhan'daki Covid'in çıktığı bölge bulunmakta. Fortune 5'in de pardon Fortune 5 1000'in de 163 birinci kademe yöneticisi Wuhan bölgesinde yer alıyor. Fortune 1000'in 938'in ikinci kademesinde bir veya birden çok şirket varmış. Yani trilyonlarca dolarlık iş hacminden ya da şirket büyüklüklerinden bahsediyoruz. O kapsamda da ekonomimiz dünya genelinde biliyorsunuz zaten genel anlamda %4'lük bir küçülme gösterdi. Keza yapılan anketlere de baktığımızda sayfa 5'e bir bakacak olursak da gene çok değerli bir şirket Ernst & Young. Tedarik zincirlerinin bundan çok yaptığı anketlerde çok çok etkilendiğini açıkçası beyan etmiş. Bir gösterebiliriz arkadaşımız, evet. Yani buradaki yapılan ankette de görüyoruz %72 tedarik zincirlerinin hani son dönemlerde diyoruz ya kırıldı, zorlandı, tedarik zinciri çalışmadı, durdu. İşte burada da bu ankette bunu çok net gösteriyor. Şimdi bir sonraki sayfaya geçecek olursak da bakın neler olmuş. Tedarik zincirleri bozuldu. Ham madde alamadık. Efendim malımızı sevk edemedik. Proje sahasına gidemedik. Fabrikamız kapandı. Değil mi? Limanlar kapandı. Biraz önce bahsettim. Öte yandan da artan maliyetler gerçekleşti. Bir bölge kapandı. Siz malınızı alacaktınız, alamadınız. Başka bir tedarikçiniz var. Belki bambaşka bir bölgede. Peki o tedarikçiniz tabii yeni bir fiyat verdi. Size daha pahalı. Ne yapacaksınız? Üretim yapıyorsunuz. Mala ihtiyacınız var. Aldınız, yeni fiyat ortaya çıktı. Belki bunu müşterinize yansıtamadınız. Keza bazı arkadaşlarınız rahatsızlandı. Onların yerine belki yeni arkadaşlar hemen koyamadınız. Keza uzaktan çalışma zorlukları buna çok ben önem veriyorum. Bakın yıllardan beri hep söylüyorum, hatta söylüyoruz bütün paydaşlarımızla TEDAR olarak paylaşıyoruz. Artık ofis dönemi arkadaşlar yavaş yavaş kapanıyor. Yani sizin çalışanınızın ofiste olması esas değil. Biz hep output oriente deriz. Yani o kişi nerede olursa olsun görev tarifi kapsamında işini yerine getirebiliyor mu? Getiriyorsa artık ne karışacaksınız? Az işi mi var? Boş mu kalıyor? O kimin sorumluluğunda? O bizim sorumluluğumuzda sonuç itibariyle. İşi veren çünkü kendisine biziz. Bu kapsamda hem yönetsel, zihinsel felsefemizi tamamen gözden geçirmemiz lazım. Yeni yönetim felsefesine ayak uydurmamız lazım. Öte yandan da bunu sağlayacak olan dijital platformlara bizim yatırım yapmamız lazım şirketler olarak. Yani dijitalleşme olmazsa olmaz kişi biliyorsunuz zaten on binlerce software geliştiricisi çok çeşitli ülkelerle bulunuyorlar. Fakat belki X ülkesindeki şirket için destek veriyorlar. Biz TEDAR olarak da bir anket yapmıştık. Onun da lansmanını biraz önce söyledim. Dün gerçekleştirdik. Bir sonraki sayfaya gelecek olursak da TEDAR anketine katılan arkadaşların konuda ne demiş?
Ona isterseniz hep beraber bir bakalım. Evet, kriz döneminde tedarik yönetimi işletmeleri en çok hangi konuda zorladı? Evet, teslimat süreleri. Alamadık malımızı, malımızı gönderemedik. Belki o tedarikçiden vazgeçtik. Diğer BC tedarikçilerine işbirliği yaptık. Değişen piyasa koşulları, evet, her gün başka bir şey değişti. Bazı ülkeler kapatmamıştı, belki kapattı, belki bazı şehirler açıktı, onlar kapandı veya da kapalıydı, açıldı. Lojistik yönetimi, biraz önce söyledim, ithalat yapacaksınız, bir şubeyle çalışıyorsunuz, o şube kapattı. Ya da ihracat yapacaksınız, aynı şey. Keza gümrükler kapandı, belki gümrükteki arkadaşlarımız rahatsızlandı. Arz sorunları yaşadık. Keza talep değişkenlikleri çok arttı. Bu kapsamda da artık dijital platformlar çok devrede. Hani ben son 5 senede bu ciroyu yapmıştım ya da bu sipariş girdisini elde etmiştim. Bundan sonra da böyle olacaktır değil. Bunların bütün artık akıllı sistemler tarafından yönetilmesini temin etmemiz lazım. Bir örnek vermek istiyorum, bu konteyner krizi dendi Can Bey. Evet, konteyner krizi var. Biraz önce siz de sordunuz, hani acaba bazı şeyleri Türkiye'de üretsek nasıl olur diye. Şimdi bir konteyner var. Ya dünyada aşağı yukarı 200 milyon konteyner varmış ve bunun büyük bir yeni konteynerlerin üretimi çok büyük oranda Çin'de gerçekleştiriliyor ve kapasitesi 2 milyon. Şimdi bir sonraki sayfaya geçecek olursak, kriz döneminde burada görüyoruz, konteynerlere olan ortalama ihtiyaç 3 kat artmış. Bakın, Çin'den Avrupa'ya gerçekleşen konteyner taşımacılığı %300 artmış. Keza Çin'den Hindistan'a, Çin'den Amerika'ya ve Türkiye'ye de 3 kat artmış. Bu çok değerli bir kuruluş, KPMG tarafından yapılmış bir değerlendirme, anket, çalışma. O kapsamda bir de bu 2 milyon üretimin %50'sini zaten eskiyen konteynerleri benim değiştirmeme harcanıyormuş, bu yeni konteynerler ya da replace oluyormuş, yerine konuyormuş. O kapsamda burada raporda öngörülen hususta bu konteyner sıkıntılarının 2022 yılında da açıkçası devam edeceği. Bir de otomotiv sektöründen bir örnek vermek isterim. Bir sonraki sayfada 2019'dan 2020'ye gelirken burada grafik çok güzel gösteriyor. Herhalde üst üste geldi sayfalar. Evet, 2019'a bakıyoruz, 2020'ye bakıyoruz. İhtiyaçların da, daha doğrusu satışların da %16 düştüğünü görüyoruz. Yani bir ilk başta söylemiştim, VUCA dünyası. Bu VUCA dünyası her şeye muğlak, her şeye karışık, değil mi? Bizim artık bundan sonra da hazırlıklı olmamız lazım. Şimdi biz bu COVID'i yaşıyoruz. COVID'i yaşarken de neye hazırlıklı olmamız gerektiğini de artık son iki küsur senede tecrübe ettik diye düşünüyorum. Yine bizim anketimize değinmeden de edemeyeceğim. Acaba bizim anketimize katılan şirketler bu kriz dönemlerine nasıl artık hazırlıklıymış ya da hazırlanmışlar mı? Onu da bir görelim istiyorum. Sonra bunu net görüyoruz. Bakın, şirketinizde krize müdahale konusunda bir ekibiniz var mı? %39 katılımcıların pozitif vermiş, cevap vermiş. Şimdi hani ben tecrübelerimi paylaşayım. Kriz döneminde siz düşünmezseniz derhal o ekibinizi, müdahale ekibinizi devreye sokarsınız. Bu genel anlamda işte şirketin genel müdürüdür, genel müdür yardımcısıdır, ilgili birim başkanlarıdır, bölüm sorumlularıdır. Yani şirketinizin destek bölümleridir. Bunların mutlaka lazım. Bakın, biz hiç maske almayan bir organizasyonduk. Kriz yönetiminde ben her toplantıda maske stok durumumuzu paylaştım. Yani hiç olmayan bir şey. Keza başka arkadaşım, işçi sağlığı iş güvenliğinden, ya da doktor beyimiz, rahatsız olan arkadaşlarımızla ilgili bilgi verdi. Başka bir arkadaşımız ise seyahatlerin ne kadar kısıtlandığını, hangi ülke kapılarını kapattığını ya da açtığını bizlerle paylaştı.
Yani böyle bir ekibinizin hazır olmaması durumunda siz el yordamıyla yolunuzu bulmaya gayret edeceksiniz. Bu da tabii size açıkçası şirket olarak bayağı bir hem imaj hem satıcılarınızın bazında hem tedarikçilerin bazında imaj kaybına neden olacaktır. Keza bir sonraki sayfada da ne diyoruz? Krizle mücadele konusunda bir ekibimiz var mı? Bir sonrakinde de planımız var mı? Maalesef planımız da o anlamda yeterince olgun değilmiş. Yani biz Türk insanı olarak mutlaka hani krizlere belki atik davranarak müdahale edebiliyoruz. Ama lütfen bunlara hazır olalım. Bu çok önemli. Hem kriz yönetimi hem risk yönetimine de bir oradan girmek lazım. Eğer böyle bir kriz yönetimi müdahale planlamamız yoksa ben şunu varsayıyorum ama bilmiyorum yanlış da anlaşılmasın. Benim ama supply chain'de ama insan kaynaklarında ama fabrikamda ama efendim diğer satış iş birimlerimde risk yönetimim de yeterince yok. Peki risk yönetiminde yoksa bu tamamen sizin alanınıza giriyor Can Bey. Sigortamı ben nasıl yaptırıyorum? Yani ben birçok fabrikalara sahibim. Orada yeterli risk yönetimim yoksa İnanın belki boş yere çok daha fazla risk primi, çok daha pahalı poliçe sahibi oluyorum. Bu risk yönetiminin çok daha uygun, profesyonelce yapılması halinde o risk primleri düşecektir. Düşünün siz fabrikanız var ama işçi sağlığı, iş güvenliği kurallarınız var, işte yangına müdahale, depreme müdahale kurallarınız var. Bunların profesyonelce olmaması kapsamında da olmaması halinde de siz çok daha iyi biliyorsunuz zaten risk primleriniz de çok daha farklı yere gelecektir. Yalnız risk primlerinden de bağımsız bunlara bizim her zaman hazır olmamız lazım. Yani sigorta poliçesi benim pahalı olacak diye değil. Kurumsal bir şirketin zaten yapması gereken hususlardan açıkçası bahsediyorum. Evet. Ben Buyurun, şimdi bir şey çok söylediniz. güzel sunumu izlediğim için yani çok da böleyim de konsantrasyonunuzu da bozayım istemedim. Fakat sonuçta şimdi en son paylaştığınız slaytlarda otomotiv, sağlık ve medya teknoloji, telekomünikasyon tarafı oldukça hazır gözüküyor, %100 görünüyor. Şimdi bu Evet, ben şimdi krizse ortalamasını söyledim. Evet. evet. Şimdi bizim sigorta sektörüne yani bütün sektörleri içine aldığı için sonuçta kriz yönetimi bizim sigorta sektörünün de özel şirketlerin de özel birimlerle destek verdiği bir konu. Ama ne yazık ki büyük birleşti şey yaptığı zaman çok talep edilen bir şey de değil. Yani işte benim bu kadar malım var. İşte bu kadar şey yaparsanız sigorta ne kadar çıkar falan gibi böyle biraz bakkal hesabı sektörlerden geri dönüşler olurdu geçmişte ama son dönemlerde sigorta şirketleri ve özellikle sektör yetkilileri bu konuda daha ciddi araştırmalar yapıp daha risk analizlerini kendileri yapıp önlemlerini de almaya çalışıyorlar ama gördüğüm kadarıyla otomotiv, sağlık ve telekomünikasyon ve medya tarafındaki ve teknoloji şirketlerinin bu konudaki ön hazırlıkları daha fazla görünüyor. Sizin tablolarda da rastladığım o. Efendim sektör tabii ki şöyle. Bizler yangın için önlemlerimizi aldığımızda bir yangın ortamı veya nerelerden çıkar gibi tespitleri yaptırmaktan ziyade geçmişte bildiğimiz bahçe sulama hortumlarıyla yangına müdahale edilebileceğini de onun öyle bir risk önlemi aldığını da düşünen bir kesim vardı ne yazık ki ama şu anda yani sizin sunumlarınızdan da gördüğüm kadarıyla farklı bir şey. Bu araştırmalar çok değerli görüyorum. Bu konuda bir araya gireyim dedim. Bu otomotiv işinde bu sunumunuz tam olarak bittiyse bittikten sonra konuşmak isteriz. Çünkü otomotiv sektörü sigorta sektörünün çok yakından takip ettiği bir sektör. Hatta bizde sektör Evet. şöyle tanımlar. Otomotiv sektörü grip olursa sigorta sektörü hemen hapşırmaya başlar, nezle olur gibilerinden. Bu lütfen sunumumuzdan sonra da şu meşhur çip Şirket konusuna da kısmını bir değinir aslında misiniz? bitirdim. Evet. Aslında şirketlerle ilgili, hani kurumların ne yapması ile ilgili, krizi nasıl yaşadılar, o kısmı bitirdim. Şimdi ülke seviyesine açıkçası geçmek istiyorum. Otomotiv Lütfen. sektörün hani detaylı bir bilgim yok ama bu chartta gösterdiğimiz gibi de
Bir anda radikal bir şekilde cirolar düştü. Hem ülkemizde de bunu yaşadık, globalde de bunu yaşadık. Hala yaşıyoruz çünkü gene hani krizi Covid'den sonra hiç beklenmedik bir şey oldu. Ukrayna-Rusya krizi patlak verdi. Bu da mutlaka birçok çeşitli sektörü etkileyecektir. Başta bizim turizm sektörümüzün beklentileri belki tekrardan gözden geçirilecek. Yani sektör bağımsız. Ne olursak olalım, hangi sektörde çalışırsak çalışalım, bizim mutlaka bu kriz yönetimini ya da risk bir üstü risk yönetimi, ondan sonra kriz yönetimi, bunları kurumsal bazda şirketlerimizde profesyonel hale getirmemiz lazım. Yoksa bakın Covid döneminde malımızı alamadık efendim, hizmetimizi alamadık ya da sevk edemedik. Hususlarının en radikal dayandığı nokta profesyonelce kategori yönetiminin tam olmaması. Çünkü ben bir fabrikada satın alma tedarik zinciri de yönetiyorsam, benim fabrikamın olmazsa olmaz ürünleri var, istaka var. Onun A tedarikçisi mutlaka, onların A tedarikçisi vardır. Yani sürekli çalıştığım tedarik. B tedarikçinin mutlaka olması lazım. Hani kağıt üstünde değil, diğer tarafta bir şey olursa, Allah korusun, yangın oldu, deprem oldu, efendim fabrika belki teknik arızaya geçti, malımı alamadım. Benim hemen başka bir tedarikçiye geçebilecek planlarım olması lazım. Biz buna kategori yönetimi diyoruz. Birçok şirkette burada açıkçası zorluklar çekti. Ne yapacaksak yapalım, bizim profesyonelce satın alma bölümleri, supply chain içinde kategori yönetimini üstlenme bir şey yapmamız lazım. Uygulamayı almamız lazım. Bu nedir? Ben bir kablo alıyorsam Türkiye'deki kablo piyasasını, pazarını çok iyi bileceğim. Oyuncuları çok iyi bileceğim. Global pazarı çok iyi bileceğim. Oradaki şirketlerin referansları nedir? Oradaki şirketlerin kurumsal yapıları nedir? Efendim ürettikleri kabloların teknik altyapısı nedir? İşbirliği imkanlarımız nedir? Bütün bunları benim çok çok iyi analiz ediyor olmam lazım. Ve şirketimin, oraya da geleceğiz biraz sonra diye düşünüyorum. Şirketimin marka değerine, sonuçta ben bunu kendim için almıyorum, bunu müşterim için alıyorum. Müşteri de imaj kaybına uğramayacak şekilde, yönetim düşürmeyecek şekilde de bütün bu satın almaları benim profesyonelce gerçekleştirmem gerekir diye açıkçası düşünüyorum Can Bey. Efendim, şirket tarafı bittiyse ülke tarafına mı geçeceksin sunumunda? Ben de merakla izliyorum. Çok ilgili Yani ülke bir tarafı konu tabii. olduğu için ben de faydalanıyorum bundan. Estağfurullah. Yani bir sonraki sayfaya geçersek, şimdi hep şu tartışmalar oldu ya, ülkemiz az mı verdi hani destek, insanların destek açısından çok mu verdi? Şimdi tabii ülkelerimizin ekonomik büyüklükleri çok önemli. Bizde 700 küsür milyar dolarlık bir ülke ekonomik hacmine sahibiz. Peki bunu birey bazında, yani kişi başı gayri safi milli hasılaya kırdığımızda ise, işte 2000 yılından bugüne Dünya Bankası'nın bir çalışması var. 7 ülkeyi gösteren bir grafik. Biz bakın bin dolarlar, 8000 dolarlar seviyesindeyiz, ama bizle aynı dönemde işte 4-5 bin dolarlık milli gelire sahip olan şirketler, daha doğrusu ülkeler pardon, 20-25 bin dolarlar seviyesine kişi başı milli gelirde gelmişler. Tabii ki hani bir kişi başı siz 20-25 bin dolarlara ulaştıysanız milli gelir olarak, ona göre de halkınıza daha farklı destek açıkçası verebilirsiniz. Yani ben Güney Kore'den hiç bahsetmiyorum bile. Biliyorsunuz 1960'lı yıllarda bizim milli gelirimizin yarısına sahipmiş Güney Kore. Şu anda bu grafiğe bile sığmaz milli gelir. 35 bin dolarlarda kişi başı. Onun için biz ne yapıp yapıp ona göre milli gelirimizi arttırmamız lazım. Bir sonraki sayfada da gene hani bunlara istinaden birkaç yorum yapacağım. Bu nasıl olacak peki? Bakın bizim çok daha farklı katma değer üreten şirketlere ihtiyacımız var. Yatırım yapmamız lazım ve marka değerlerimizi yukarı çekmemiz lazım. Burada uluslararası şirketlerin, dünyanın en büyük şirketlerin sıralaması var. En altta da İstanbul'un borsa değerini görüyorsunuz.
Bugün zaten internete baktığınızda 170 milyar dolar sizin karşınıza çıkıyor. Peki ülkemizin bir hedefi var. Ülke hedefimiz de dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına girmek. Peki bu çıta hangi seviyede diye bana soracak olursanız da 1,78 trilyon dolarlar diye ben açıkçası hatırlıyorum. Buraya peki nasıl geleceğiz biz? 170 milyar dolarlık bir şeyimiz var. Borsa değerimiz var. Batılı borsalara baktığımızda ya da işte Amerika tarafına geçtiğimizde bilmem kaç trilyon Amerika borsası herhalde 10-15 trilyon seviyesindedir, dolar seviyesindedir. Baktığımızda da 2-3 trilyon dolarlar seviyesinde biz mutlaka şirketlerimizi konsolide etmemiz lazım. Onların marka değerlerini arttırmamız lazım. Son bir kitap okumuştum Adnan Dalgakıran Bey'in. Oradan bir alıntı yapayım. Makine ihracat, makine şirketi Türkiye'de aşağı yukarı 13-14 bin şirket varmış makine alanında çalışan. İhracatımız 15 milyar dolarlar seviyesindeymiş. Almanya ile bizi karşılaştırmışlar. Almanya'da şirketin 300 milyar dolarlar seviyesinde bir makine ihracatı olduğunu açıkçası görüyoruz. Onun için hani kişi başı milli geliri nasıl arttırırız efendim biz bir üst seviyeye ilk dünyanın 10 ekonomisi arasında nasıl gireriz çabalarımızın tabii bir yol haritası kapsamında ulaşmamız lazım. Şunu da belirtmekte fayda var. Türkiye ekonomisinin %70'i aşağı yukarı orta ve düşük teknoloji üreten endüstriden oluşuyor. Fakat günümüz dijitalleşme dünyası, değil mi? Günümüz dünyasında hep dijitalleşme yapmak lazım ve çok fazla katma değer ürünler biz lazım. Bu teknolojinin de ülkemizde de güzel örnekleri var. Çok daha farklı yere gelmesi için de bizim bu endüstrimizi yeniden yapılandırmamız gerekiyor. Tabii inovasyon da çok önemli. Yani ben üretilmeyeni üretmem gerekiyor ki bu katma değeri açıkçası daha farklı yerlere getirelim ve milli gelirimiz kişi başı çok daha artsın inşallah. Bir sonraki sayfada da dünyada inovasyon endeksini göstereceğiz. Ülkemizde çok pırlanta arkadaşlarımız var, insanlarımız var. 41. sıradaymışız. Yine Adnan Bey'in, Dalga Kıran Bey'in kitabından bir alıntı yapayım. Son 5 senede İsrail startuplarıyla bizim startuplarımızı karşılaştırmışlar. İsrail'deki startuplar 47 milyar dolarlık bir katma değer üretmişler. Biz ise 1,2 milyar dolarlarda kalmışız. Yani burada yetişmiş insan gücü çok önemli. Yetişmiş insan gücünü korumamız lazım, daha fazla geliştirmemiz lazım. Bakın Amerika o kadar gelişmiş bir ülke diyoruz, işte dünyanın en büyük ekonomisi diyoruz. Öte yandan da dünyanın en iyi öğrencilerini kendisine çekiyor. Uluslararası işte 4 küsür milyon öğrencinin %30'unu çekermiş Amerika. %30'unu çektikten sonra da onların aralarından en iyilerini kendi şirketlerine açıkçası yerleştiriyor. Ve böylelikle de dünyanın en iyi bilgi derecesine sahip insanları Amerika'daki şirketlerde çalışıyor. Bu kapsamda da onların şirketlerinin borsa değerlerinin bu kadar yüksek olduklarına da şaşmamak lazım. Tabii burada başka bir husus var. Hani eğer biz dış yatırımcıyı da çekmek istiyorsak da hukukun üstünlüğüne de dikkat etmemiz lazım. Burada yapılan çalışmalarda da ülkemizin bir sonraki sayfaya gelecek olursak da ona da kısaca değinmek isterim. Görsel daha iyi algılanacak. Yani 139 ülke arasından 117. sıradaymışız. Yani hukuk hepimize lazım. Özellikle dış yatırımcı ürkektir. Hani bana bir şey olursa, çünkü şirketinin geleceğini ve geçmişini sizin ülkenize teslim edecek. Bana bir şey olursa ben mahkemeler karşısında nasıl bir muamele görürüm? Burada emin olması lazım ki bize hem şirketini getirsin hem milyar dolarlık bizde yatırım yapsın. Onun için de bu hususlarda hepimize lazım olacak konular, hem iş insanına hem işte bireylere lazım olacak hususlar. Burada da daha üst basamaklara yakın zamanda açıkçası geliriz diye düşünüyorum ben. Deyip sözü size vereyim Can Bey. Efendim şimdi Angola'nın ve altında olmak hukuk tarafında çok sıkıntı. Bangladeş'in üstünde olmaya da sevindim açıkçası. Yani gerçekten hak ettiğimiz yerde değiliz burada ama valla biraz evvel borsa değerlerini gösterdiğinizde bütün ülkemizdeki
borsa değerinin sonuçta dünyadaki teknoloji devi şirketlerinin büyüklükleri arasında ne kadar minnacık kaldığını görünce insan morali bozuluyor. Bir de siz insan Bizim kaynakları... borsamızda 440 küsur şirket var. Yani bizim borsamızda 440 şirket var. Şimdi Özgür Demirtaş Bey'in lafıdır. Hani X Evet. şirket sizin borsanızı alır, bir daha alır, bir daha alır, bir daha alır. Kalan paranızı da diğer endüstrinizi alır. Sonra da Yunanistan'daki şirketleri alır der Özgür Bey. Onun için aynen bu şekilde bizim mutlaka marka değerlerimizi, şirketin değerlerimizi konsolide olmamız lazım ki rekabet edebilelim. Yani 13 bin makine üreticisinin yanında 8-10 makine üreticisinin çıktısı Almanya 300 milyar dolar ihracatı var, bizim 15 milyar. Konsolide olacağız, büyüyeceğiz, rekabet edebileceğiz, sizlere karşı daha dayanıklı olacağız gibi deyip sözü tekrar size vereyim. Şimdi sizin insan kaynakları tarafında da iş tecrübeniz var. Burada da yöneticilik yaptınız. Bir de madem konu buraya gelmişken biraz gençlerin şeyini de değerlendirir misiniz? Herkes yurt dışına gitmek istiyor. Yani okuduktan sonra da çalışmaya gitmek istiyorlar. Doğal olarak siz de yurt dışında okudunuz. Birazdan bizim aramızdaki şeyi de tanışıklığında sebebini açıklayacağız ama siz yurt dışında okudunuz ama geldiniz ağırlıklı Türkiye'de Evet. hizmet verdiniz. Biraz senin bakış açın, günümüzde sizin de Ya, çocuklarınız var, bizim de ben var. şahsen Değer okumaya gittim. Hiçbir zaman yurt dışında kalmak istemedim. Çünkü güzel bir cümle var ya, yani ben bulutların benim olduğunu açıkçası hep hissetmek isteyen bir profilim. Onun için 30 yaşında ben, pardon, 20 küsur yaşında tekrar Türkiye'ye geri döndüm. 24 yaşında tekrar Türkiye'ye geri döndüm. Tabii ki yurt dışında yaşamak, okumak çok güzel. Ama sonuç itibariyle özgürlüklerimizi ne kadar rahat yaşayabilirsek, demokrasimizi ne kadar üst seviyeye çekebilirsek, o kapsamda da ülkemizde bu arkadaşlarımıza daha rahat çalışma alanları yaratabiliriz açıkçası diye düşünüyorum. Çünkü ülkemizin gerçekten her şeyi var. Özellikle yetişmiş insan gücümüz, altyapımız, uluslararası piyasaya yakınlığımız, her türlü iş yapma imkanımız var. Ama bazen işte medyada görüyorum bir grup insanımız yurt dışına özellikle çıkmak için gayret gösteriyor. Saygı duyarım ama ülkemizde bizim sorumluluğumuz var. Eğer ilk başta söylemiştim şey, bir konuda bir çekincemiz varsa o konuda da bizim mutlaka hani kendimizin de bir fiil çalışarak daha iyileştirmek için de faaliyet göstermemiz lazım. Yani ben işte Peryon'da yönetim kurulu üyeliği yaptım. Şimdi Supply Chain'de yapıyorum, yönetim kurulu başkanlığı da yaptım. Diğer alanlarda da çalıştım. Ben Galatasaray'ın biliyorsun divan kurulu üyesiyim. Oraya da bulaştım 30 küsur sene önce. Yani iyileştirmesine alanlarımız varsa hani ülkemi terk edeyim efendim, gideyim orada daha bir güzel hayat var demek yerine burada o mücadeleyi verip katma değer yaratmaya gayret etmemiz lazım. Biz sonuçta hani Cumhuriyetimizin kurucusundan bugüne çok çeşitli dönemlerden geçtik ülke olarak. O kapsamda da mücadelemiz ömrümüzün sonuna kadar da devam edecektir diye düşünüyorum kendi ilgi alanımızda. Türk insanı zeki gerçekten. Bizim her türlü şeyimiz var. Biz de burada yapmak istiyoruz her şeyi ama biraz işte umut azalıyor ama biz enseyi karartmıyoruz. Her şey çok güzel olacak diyoruz. Yine de gelecekle ilgili gençlerimiz, çocuklarımız ülkemizde tüm sen hem aynı zamanda bütün yurt dışında da birçok bölgeye de sana bağlıydı. Oralara da çok seyahatler yaptın, geldin. Dışarıda yaşamak, çalışmak zorlukları tabii ki var. Ama ülkemizde bunları yaptığınız zaman çok daha fazla katma değer sağlayabiliriz ülkemize diye ben de düşünüyorum yani. Yani Montaigne'in bir lafı var biliyorsun. Hani ben farklı fikirler duymak için çarşıya pazara giderim. Fikir zenginliği bizim zenginliğimizdir, çeşitliliktir. Bu benim fikrimdir, o senin fikrindir. Ben ona der. Ama bunu da 1500'lü yıllarda açıkçası söylemiştir. Sonuçlara saygı duymak lazım. Argümanlarla o fikirlere uymuyorsanız siz belki çürütmek için gayret göstereceksiniz ama yapmamız gereken bir husus var.
Saygı duyacağız, tartışacağız, hep beraber en iyisini bulacağız. Montaigne 1500'lü yıllarda fikir özgürlüğünü savunmuş. Biz şimdi geldik 2022 yılına Konuş. fikir özgürlüğü bahsediyoruz. Bahsetmeye devam edeceğiz. Yani yalnız ülkemizde olan bir tartışma değil ki, tüm dünyanın farklı yerlerinde var. Ama bu endeksleri de bizim kale almamız lazım. Yani özgürlük endeksimiz var, hukukun üstünlüğü endeksimiz var. Burada yapmamız gereken ne varsa onları da ev ödev olarak yapmamız lazım. Yoksa ülke bizim ülkemiz. Yani tabii ki hani kendi görüşlerimiz çerçevesinde mücadele edeceğiz. Peki efendim, sonuçta tedarik tarafındaki sunumumuz sanırım tamamlandı. Biz yani biraz evvel hem Özgür Demirtaş'tan bahsettik hem de hukukun üstünlüğü. Çünkü Türkiye'nin bir yatırıma ihtiyacı olan bir ülkeyiz ciddi bir şekilde ve TL üzerindeki döviz baskısı da ne yazık ki ülkemizde işte bir takım nedenlerle geçmişte sıcak parayla geçindik bugüne kadar. Bir sonra da doğal olarak bunlar yatırıma, yani yatırım, bir kere yatırım dendiği zaman çok yanlış anlaşılıyor. Onu da bir vurgu yapalım. Ben de uzun yıllardır ekonomi basınında çalışıyorum. Şimdi sayın bakanlarımız da yatırım almak için yurt dışına gidiyor. Aslında sıcak paradan bahsediliyor. Doğal olarak yatırım başka bir şey. Biraz bize TL baskısı, dövizdeki gelişmeler, ve yatırımın, gerçek yatırımdan da bahseder misiniz efendim? Sevineceğimiz, son yıllarda sevineceğimiz ülkemize bir yatırım olabiliyor mu? Çünkü yatırım demek işsizlik, istihdam demek, yemek demek, aşk demek, aş demek yemektir. Yani bu sonuçta karın doyacak insanların. Biraz bize oradan da dem vurun, öyle devam edelim. Yani şimdi ben birkaç yerde hem yazdım hem söylediğim için burada da söyleyeyim isterim. Yani ilk etapta bizim güven ormanını oluşturmamız lazım. Yani sürdürülebilirlik deriz ya Can Bey. Yani hem supply chain'de, tedarik zincirinde sürdürülebilirlik, hem şirketlerin sürdürülebilirliği, hem de tabii ki ülkelerin sürdürülebilirliği. Yani bizim önümüzü görebiliyor olmamız lazım. Sürdürülebilir ekonomik politikalar açıkçası uygulamamız lazım. Ben üç baca ayırıyorum bunu. Hani güçlü ülke, sürdürülebilir güçlü ülke, güçlü şirketler, güçlü bireyler ekonomik anlamda söylüyorum. Ama bizim öngörebiliyor olmamız lazım. Ben birçok ekonomi kanalındaki tartışmaları da izliyorum. Arkadaşlarımızın çoğu yani ticaret odası başkanları, dernek başkanları hepsi yorum yapıyorlar. Yatırımcı ürkektir. Yatırımcı güven ortamı ister. Özellikle dış yatırımcı hakkında biraz önce de birkaç yorum yaptım. Yani sürdürülebilir ekonomik açıdan da güven veren bir ülke değilseniz o yatırımcı size gelmez, orada yatırım yapmaz. Çünkü madem bu konu dövizden açıldı, çünkü ben yatırım yapacağım, sizin deyiminizde yurt dışından mal ithal edeceğim, değil mi? Döviz bazlı ithal edeceğim. Bunun peki yatırım maliyeti var. Bugün belki işte 14 küsürlerden bahsediyoruz. Yarın belki 18 olacak bugün olduğu gibi. Peki ben return on investment, yani bundan elde edeceğimiz karı, maliyetlerimi nasıl hesap edeceğim? Satış belki yapamayacağım çünkü bir dönem oldu. Birçok şirket satışını durdurdu. Güven ortamı sağlamamız lazım. Bakın bizim CDS endeksimiz var. Yani globalde CDS, Credit Default Swap diye, yani temerrüt riski. Yatırımcı yurt dışından gelmeden buna bakar. Buna da bakar, öyle diyelim. 570 küsürlerdeyiz biz. Ben 2 ay önce birkaç yazı kaleme almıştım, yayınlandı. O zaman 400'ler seviyesindeyiz. Biz kendimizi batıyla çok hani karşılaştırmayı severiz. Batıya bakıyorsunuz, birkaç örnek var. 15 puanda, 20 puanda, 30 puanda. Anlatabiliyor muyum? Yani biz 500'lerdeyiz. Yani Almanya 15-40, Fransa 27, Portekiz 39, Polonya 80. Biz 576'dayız Can Bey. Yani temerrüte düşme riski demek bir ülkenin ekonomisinin hakikaten bazı zorluklara sahip olduğu anlamına geliyor. Özellikle de şunu da değinmem lazım. Yani biz gri listeye alındık, değil mi? Kara para aklama gibi vesaire konularda.
Peki biz bu listeden kurtulmak için hangi aksiyonları alıyoruz? Ülke olarak, şimdi ilk dönemde gri listeye alındık, birçok tartışma yaşandı. Çok uzun zamandır duymuyorum. Yetkililerimiz açıklama yaptılar. İşte biz mutlaka yakın zamanda buradan çıkacağız falan diye. E peki çıkalım. Yani niye biz gri listedeyiz? Niye bizim CDS'imiz 570 küsürlerde? Çünkü bakın, Merkez Bankası politika faizi 14. E benim enflasyonum 55'e geldi. TÜFE. ÜFE'ye bakınca 100. Param var, yatırım yapacağım. Daha doğrusu yatırım yapmayacağım. Ben yatırımdan çekinen bir insanım. Bankaya yatıracağım paramı. Değil mi? E 17-18 veriyor. Enflasyon 55. Burada çok önemli bir gap var. Peki bir de ÜFE 100. Yani demek ki o 55'i 54'ü TÜFE'yi acayip zorlayacak. ÜFE aşağıdan geliyor. Ben 19 faizi bankaya yatıracak ne elde edeceğim? Bu sefer ne yapmaya gayret ediyorum? İşte altın alıyorum, döviz alıyorum ve benzeri. Onun için bu tür politikaların dengeli bir şekilde götürülmesini temin amacıyla, yani uzun vadeli. Çünkü bakıyorum bir de hani o da aklıma geldi. Merkez Bankası değil mi? Mevcudiyeti, dolar, euro, işte döviz mevcudiyeti. Swap hariç baktığımızda eksi 43'lerde. İşte birçok ekonomi kanalında da yayın yapılıyor. Ben hala dövizi belli seviyede tutmak için de dolar falan satıyormuşum. Arkadaşlar, yani olmayan parayı ben nasıl satıyorum? Onu anlamak lazım. Yani bu politika var mutlaka arkasında ama bu hani uzun vadeli, ben yatırımcı olarak baktığımda eğer benim işte return on investment'ım 4-5 sene ise 4-5 senesini görmem lazım ülkede. Yatırım paramı bağlayacağım ya. İşte hani fabrikamı genişleteceğim. Belki yurt dışına ihracat da yapacağım. Ama bütün bunlar olmayınca ya da daha az olunca ne oluyor bu sefer? Ülkemizdeki yatırımlar gecikiyor. Yatırımlar geciktiği sürece de işte kişi başı milli gelirler azalıyor. Yeterince belki ihracat yapamıyorum. Rekabet, belki yeni teknoloji getireceğim, ülkeye getiremiyorum. Rekabetçiliğimi yitiriyorum. Gibi. Evet. Can Bey. Tuğrul Bey, ruhumuzu açtınız. Teşekkür ederiz. Hakikaten. Sağ olasın. Bir böyle hafta sonuna girmeden bir ferahladık, bir ferahladık ki sormayın yani. Şey, Hayır, sonuçta yani sohbet etmek lazım. gülerek Bunlar konuşuyoruz. zaten piyasadaki sohbet konuları, hani biz de bu vesileyle şans verdiğinizde teşekkür de ederiz. Dilimizin döndüğünce gündeme getirmeye açıkçası gayret ettik. Yani CDS'i ben 570 olduğunu hesap etmiyorum. CDS orada duruyor zaten. İnternette herkes baksın 576'ymışız. Almanya 15'miş mesela. Yani işte biraz önce ülke, Polonya 80, ben niye 570'im yani, neden o? Açıklasınlar. Ya da onun 100 seviyelerine getirelim biz hep beraber, üstümüze bir taşı görev düşüyorsa yapalım. Ben şuna inanıyorum zaten, onun için de geldik. Yani ülkemiz inanılmaz endüstriye, KOBİ'ler 98, ekonomimizin 98'de deli gibi iş çıkıyor oradan, iş üretiliyor. İnanılmaz ihracatlar var. Dünyanın her tarafına ihracat yapıyoruz. Fakat bunun daha çok düşük olması, onların da işte sizin konunuz zaten, sigorta primlerine, kredi alıyorlarsa sigorta primlerine inanılmaz etki edecektir. Çok daha rahat para bulma imkanına. Zaten bir de finansman konusu var. Yani finansman konusunda da belki hiç gelmedik, değinmekte fayda var. Yani Merkez Bankası politika faizi 14, KOBİ gidiyor işte şey almaya, kredi almaya. Belki 25 diyorlar, 30 diyorlar. Birkaç ay önce belki 40'tı bu seviyeler. Anlatabiliyor muyum? Yani benim önümü görebiliyor olmam lazım bir açıkçası yatırımcı olarak. Diyeyim, Evet. çok konuştum Şimdi sizi, toplu vereyim yok. Şimdi ben sizin hazırladığınız tablolara da baktım. Sonuçta gelişmekte olan ülkeler bizim gibi işte Polonya, Romanya ile karşılaştırılan bir tabloydu. Gayri safi milli hasılasında düşüş bir tek bizim ülkemizde yaşanmış. Neden? Herkes tamam belki çıkış olmamış ama yatay bir seyir izlemiş. Bizde düşmüş. Ben 20 yıl önce, 20-25 yıl önce Türkiye'nin GDP'si 400 milyar dolardı. Siz şimdi diyorsunuz ki 700 milyar dolar. Topu topu 20-23 yıl, 25 yıl geçmiş. Bir kat bile zor artmışız. Doğal olarak Hayır. tabii bütün... Buyurun buyurun. Yani tabloya baktığım zaman çok iç açıcı değil ama yine de izleyen gençler varsa onlara moral olsun diye
Her şeyin düzeleceğini de ekleyelim ne olur. Öyle bitirelim bu kısmını işin. Hayır canım, yani zaten inancımız tam, onu biraz önce de söyledik. Çalışmamız lazım üzerinde. Hakikaten yani ben ülkemizin 576 puandan çok daha farklı yerlere gelebileceğine inanıyorum. Sonuç itibariyle bu uluslararası kuruluşların belli kriterleri değerlendirerek ortaya koyduğu bazı hususlar, bu bize şey olarak gelecektir. Yani maliyet avantajı olarak gelecektir. Bir de yatırımcıyı çekecektir. Ben şunu derim, hep yazmışımdır da. Bir batılı yatırımcı niye 2000 kilometre ötedeki, ki ben arabayla da geldim biliyorsun, Almanya'da okurken hakikaten 2500 kilometredir Mainz'dan İstanbul ev. Niye 2500 kilometre ötedeki Türkiye'ye gelip yatırım yapmasında 12.000 kilometre efendim navlunu var, işte şimdi konteyner krizinde de gördük, 4-5 kat 10 kat arttı navlunlar. Onlarla mücadele sınır, ama hala bakın oraya gidiyorlar. Hani bir şansımız vardı bu Covid döneminde. Ben de onu da söylemiştim hani biraz önce. Geldi. Ben duyuyor musunuz? Şu anda ben gittim. Bu sefer ben gittim Ha, Tuğrul sen. Bey. Geldim. Tamam. Tamam. Peki. Bu sefer benden Yani kaynaklı oldu. Bir bağlantı kesikliği oldu. Devam edebiliriz. Hiçbir sorun yok. Yayın tarafı. tamam. Yani Tamam. biz niye mesela biz Avrupa yakasında oturuyoruz. Ben alışveriş yapmaya niye Asya yakasına gideyim ki? Etrafındaki marketlerden alışveriş yaparım. Ama buradaki marketlerin performansını, fiyat performansının kalitesini beğenmiyorsam Asya yakasına da geçerim. İşte Türkiye'de öyle bir örnek. Yani Batılı niye 13 bin kilometre ötedeki işte Çin'e ve diğer ülkelere yatırım yapıyor? Belli avantajlar görüyor. Tabii ki çok büyük bir pazar. Yani 15 trilyon dolarlık bir pazardan bahsediyoruz. 8 trilyon dolarlık bir tüketici pazarından açıkçası bahsediyoruz. 1,5 trilyon da insan yaşıyor. Yani 809 milyon kişi de orada internet kullanıyor, sosyal medyada aktif falan. Yani hem arz pazarı hem talep pazarı. Fakat bizim ülkemizde işte gümrüklerimiz, kapı kulemiz, diğer gümrüklerimiz daha bir rahat olsa belki 24 saatte ben buradan kamyonu yükleyeceğim ve Almanya'da indireceğim kamyonu. Ya işte 36, 24 saatte belki ben geldim arabayla, ama 36 saatte gidecek. Öbür tarafta 13 bin kilometre var. Şimdi siz deniz yoluyla taşıma yapacaksınız. Haftalar sonra malınız buraya gelecek. Onun için bizim bir an evvel bu hususlara hakikaten odaklanmamızda açıkçası fayda Fayda görüyorum. var diyor. Peki efendim Ama programımızın ülkemize sonuna. inanıyoruz, güveniyoruz. Yani orada yanlış anlaşılma olmasın. Onun için Yok zaten yok. buradayız. 22 küsur Tamam. yaşında ülkemize geri döndük. Şimdi isterseniz biraz sigorta sektörüyle ilgili yayınımızın sonuna yaklaştık. Sigorta sektörüyle ilgili düşünceleriniz nedir? Dışarıdan nasıl görünüyor sektör? Sizin sektörel bakış açınız, deneyimleriniz çok kısa bizle onunla da paylaşın lütfen. Valla dijitalleşmek lazım, profesyonelleşmek lazım. Yani biraz önce de değindik zaten bir konuya. Yani gerçekten yangın riskini çok iyi bizim yerinde değerlendirmemiz lazım. İşçi sağlığı, iş güvenliği riskini, kriz yönetimi risklerini, diğer mallarımızı sevk ederken efendim kimden sevk ediyorsun, nasıl sevk ediyorsun, nasıl ambalajlanıyor, ona göre sigorta sistemini getirmemiz lazım. Ve de tabii ki bütün bunları da yaparken çok derin, uzmanlaşmış, tecrübeli arkadaşlara sigorta sektöründe de açıkçası ihtiyaç var diye düşünüyorum. Bunu tüm Türkiye geneli için söylüyorum. Yani belli bölgelerde tabii ki bu uzmanlaşma vardır, ama Türkiye'nin geneli için baktığımızda gerçekten bu analizleri yapabilecek, profesyonelce raporlar çıkartabilecek ve ona göre sigorta poliçeleri oluşturulabilecek bir konseptin de daha olgunlaşması gerektiğini düşünüyorum açıkçası. Peki, sonuçta sigorta sektöründe bu konuda yetkin, etkin kişiler var. Bu konuda da ciddi çalışmalar yapılıyor şirket nezdinde. Siz sigortacılıkla ilgili bir anınız var mı? Ya da yaşadığınız olumlu olumsuz deneyiminiz var mı? Çok değerlidir bizim açımızdan. Paylaşın lütfen. Olumsuz tecrübelerim vardı. Sonra ben sizinle irtibata geçmiştim. Bana bir arkadaşınızı tavsiye etmiştiniz 15 yıl önce. Ben çok mutluyum şu anda. Süper. Ben bunu açıklayalım artık buradan sonra da sıkıntı yok. Tuğrul Bey bizim
dostluğumuz, arkadaşlığımız çocukluğumuza gidiyor. Sonuçta orta öğrenimi ve liseyi birlikte okuduk. Daha sonra ben bir Fenerbahçeli olarak, o iyi bir Galatasaraylı olarak biz kürek çektik. Türkiye şampiyonluğumuz var birlikte. Şimdi yıllar sonra bu ekranlardan bir araya gelip bu sohbeti yaptık. Benim için çok keyifliydi gerçekten sevgili Tuğrul. Çok teşekkür ederiz bize vakit ayırdığın için öncelikle. Sonuçta sana önerdiğim bir aracı kurumdu, bir acenteydi o dönemde. Dolayısıyla o kendisi senin her işine danışmanlık yaptığı için değerliydi. Sen en azından buradan şunu çıkartabiliriz. Yani bir bankadan ziyade bir acenteyi tercih etmiş olman açısından mutlusun sanırım. Çünkü bu kanalda Çok. ağırlıklı acenteler izliyor. Bu konuda senin düşüncelerini de alalım. Sonra da yavaş yavaş programı bitirelim. Ben çok mutluyum yani, o arkadaşımız çok müşteri oryante ve hakikaten prosesleri de çok iyi çalışıyor. Yani bir call center'ı var, bazı hususlarımız olmadı değil ama hemen call center üzerinden yapılan kayıtlara ulaştılar. Oradan bana geri bildirimde bulundular. Son derece de hani müşteriye yakın davranıyorlar ve müşteri değerini sizle irtibata geçtikleri anda anlıyorsunuz zaten. Bu şekilde profesyonel olmamız lazım. Yani kurumsallaşmamız lazım. Sonuç itibariyle COVID döneminde de çok iyi yaşadık. Yani organizasyonda çalışan arkadaşlarımıza yetki vermek lazım, sorumluluk vermek lazım. Yani sen işi yap, sorumluluğu bana ver. O hani 4-5 katmanlı organizasyonlar artık çok maliyetli. Artık gerek de yok. Çünkü dijital ortamlarda ekranlarımızdan biz her türlü veriyi görebiliyor ve karar verebiliyor olmamız lazım. Buna gittiğimiz zaman sigortacılık sektörümüz de farklı boyutlara gelecektir diye düşünüyorum açıkçası. Peki biz 40 yıl, 45 yıl sonra oturup buralardan bu sohbetleri yapacağımız öncesinden hiç aklına gelir miydi sevgili Tuğrul? Mümkün değil. Mümkün değil. Ama onu da bilsin arkadaşlarım. Sonuçta biz hani ailecek de görüşüyoruz. Bodrum'da, İstanbul'da öyle sohbetimiz bizim açıkçası devam ediyor. Ama profesyonelce ortam, profesyonel ortamda da ilk defa böyle yan yana geldik seninle. Teşekkür ediyorum davetin için. Yo, ben de teşekkür ederim. Hakikaten kibarlık tarafı bir tarafa. Ben de çok uzaktan hakim olamadığım bir konuydu ama bugün bizle paylaştığın şeyler gerçekten çok değerliydi. Ben de bu konuda mutlaka bir bilgi edinmiş oldum. Ben de sana çok teşekkür ederim. Biz burada birbirimizi ağırladık değil, sektörde ilgilendiren taraflarını sektörle paylaşacağız. Herkes bilgilensin diye. Çok teşekkür ediyorum sana programımıza katıldığın ve vaktini ayırdığın için. Senin de Ben son teşekkür ederim. söyleyeceklerini birlikte bırakalım, bitirelim programı. Yo, yani program içinde de söyledim. İyileştirmeye açık alanlarımız mutlaka var. Hem özelde hem iş hayatında hem sosyal hayatımızda mutlaka orada faaliyet gösterelim. Bunları başkalarının düzeltmesini beklemeden biz aktifkar olarak gereken neyse elimizden geldiği kadar katma değer yaratmaya gayret edelim. Teşekkür ediyorum. Peki, biz de sana çok teşekkür ettik. Güzel bir program oldu. Yüz yüze karşılaşacağımız günü de sabırla, heyecanla bekliyorum tekrardan. Kendine iyi bak, Ben güzel de. bir hafta sonu diliyorum. Görüşmek üzere. Sigorta Sağ Ekranı olun. izleyicileri de farklı bir konu ve konukla sizle birlikte olduk. TEDAR Yönetim Kurulu Başkanı Tuğrul Günal bizle birlikteydi. Dünyada yaşanan, pandemiyle birlikte yaşanan tedarik konusundaki sıkıntıları, Türkiye'deki yatırımları ve birçok konuyu bizle paylaştı. Kendisine teşekkür ediyoruz. Farklı konu ve konuklarla sizlerle birlikte olmaya devam edeceğiz. Sigorta ekranını izlemeye devam edin. Kendinize iyi bakın, sağlıkla kalın.